Transfere de o zaman ufak ufak geçelim. Mert Müldür ile ilgili dün sıcak bir gelişme oldu. Oyuncuyla anlaşıldığı kulübede e, Sassuolo'ya da 2 milyon euro teklif edildiği şeklinde bir haber çıktı. E, Fenerbahçe'nin ne kadar ihtiyacı var e, Mert Müldür'e? Mert Müldür geçen sezon Galatasaray'ın çok istediği bir isimdi. Transfer dönemin başı ilk teklif yapan oyuncuydu ama Bonser 8 milyon eurodan aşağı çekilmedi ve o dönem Sevilla ciddi şekilde devredeydi. Mert Müldür'ün de tercihi Sevilla olacaktı doğal olarak kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için daha sonrasında Galatasaray strateji değiştirdi ve ara transfer döneminde aynı takımdan Kaan Ayhan'ı aldı ama Mert için geçen sezon iyi geçmedi. Geçen sezon sakatlıklarla boğuştu ve resmi maç evet. sayısı çok az kaldı. Doğal olarak o değere de yansıdı ama evet. benim beğendiğim bir oyuncu 99 doğumlu diye biliyorum ve ben Azerbaycan'da artı İtalya'da milli takımı takip etmiştim Avrupa Şampiyonası'nda. O kötü turnuvanın A milli adına ayak takan ender oyuncularından biriydi ve sol bek oynamıştı çok yönlü bir savunmacı ve fizyolojisi yeni nesil savunma oyuncularını andırıyor. Osterwelle gibi evet. boyu olan bir oyuncunun nispeten atletizmi var. Ben Kaan Ayhan'a daha tercih edeceğim bir oyuncu. Ee, çok yönlüktü ama e, günümüz futbolunda devamlık çok önemli, maç temposu çok önemli. Biri yıldır düzenli oynamaması bir handikap. O da zaten ister istemez rakamlara yansıyor. 2 milyon euro kabul edelim bilmiyorum ama artık Sassuolo'nun çok yüksek paralar kazanamayacağı aşikar. E, Mert Müldür'den Artı düşünürsek çok önemli hamle olur. Çünkü Fenerbahçe geçen sezon, evet öyle İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sini hatırlayalım. Altay 1, Serdar Aziz 2, Ferdi 3, Mert Hakan 4, İrfan Can 5 e, artı Serdar Dursun 6 yerliyle oynuyordu. Hı hı. Ama şimdiki yapı nedir açalım. Arda Güler'in ayrılma ihtimali var. Altay yerine bir yabancı kaleci alınma ihtimali var. Yabancı stoper arandığını biliyoruz. Doğal olarak kadro planlamasında... Hadi İrfan Can, Mert Hakan'dan birini yazın ilk 11'e. Ferdi deyin. Üçüncü yerliyi bir ar aramak durumunda kalacaksınız. Evet. E, süreç onu doğru. gösteriyor. yani Çünkü Ryan Kent, Ceko ilk 11 oynayacak bakarsak. Yani İsmail Yüksel'in de birinci ön libero tercih olacağını düşünmüyorum ben. O yüzden Mert Müldür hamlesini ben Fenerbahçe özelliğini de geçtim. Galatasaray'da olumlu olurum. Trabzonspor'da olumlu olurum. Evet. Düşünseler. Her takım... E, iyi yerliler bulmak zorunda. Zorunda yani. Bu sistemin getirdiği bir gereksinim bu. ...çok tartıştığımız bir konu... ...yani ben çok yanlış buluyorum bu sistemi... ...ama sonuç itibariyle bizim bir gerçeğimiz artık bu... E, o, ...bu yönden Mert Müldür Annesi değerli... ...bir de o sayı Samuel büyük ihtimalle ayrılacak... ...yani ciddi talipleri var... ...Fransa'dan, İngiltere'den talipleri var... ...yani Fenerbahçe büyük ihtimalle... ...bir 8 milyon civarında bir gelir elde edebilir... ...o sayı Samuel'den... ...öyle bir e, oyuncunun yerine de... ...bence iyi bir tamamlama olur Mert Müldür Annesi... ...hem tabii ki yerli olması itibariyle... E, Mert Müldür gelirse Ferdi'yi sol bekte Fenerbahçe kullanabilir. İki yerli önemli bir avantaj olur Fenerbahçe için. Zaten 3 yerli sisteminde mutlaka ya sizin kaleciniz yerli olacak. Kalecinizi yerli yapamıyorsanız mutlaka bekleriniz yerli olacak. Çünkü oyuncu havuzumuza baktığımız zaman stoper bölgesinde, orta alanda, forvette çok fazla yerli alternatifimiz yok. Evet. E, o yüzden de savunma ve kaleci bölgesinden bu yerliyi 11'e atabilmek çok daha mantıklı gözüküyor o anlamda Mert Müdür alması 2 milyon euro ya, bence olmaz bu iş ama son sezonu sözleşmesinin e, orada orada Sassuolo'na çok fazla eli kuvveti değil ama Sassuolo da enteresan bir kulüp bu konularda. Yani Kaan Ayhan'la alakalı 2 sezon 3 sezon bizim Türk kulüplerini resmen süründürdü Sassuolo kulübü yani. <laughs> en sonunda evet. pes ettiler. E, o yüzden de hani mesela Berardi yıllardır İtalyan kulüplerinin o 5 büyük kulübün istediği bir oyuncu vermiyor başkanı ısrarla hani değişik bir orada yapı var ama hani 2 milyon euronun biraz üzerinde belki 3 3,5 milyon euro civarında bitebilmesini bekliyorum ben bu transferi. Evet. Peki az önce de vurguladın Fenerbahçe'nin geçen sezon yaptığı transfer sayısı galiba 16 falandı. Şimdi bu sene e, Mert Müldür de diyelim aldı. İşte Ryan Kent, Ceko başka transfere çok ihtiyacı var mı stoper banka olacak almalı sağ stoper evet yani samet aykanla Aik sezon bitmez serdar aziz bence yollar ayrılabilir artık misyonunu olduğunu evet. olduğunu taraftar bekao ben ismi ben. geçiyor orada da iyi Olabilir. bir yabancı o İtalya'da oynuyor ben orada da ezber konuşayım İtalya'dan savunma oyuncusu gözü kapalı alırım değil mi gelip de tutmayan İtalya'dan savunma oyuncusu ben ben Malatyaspor bile küme düştüğünde şeyi çok aradı aqua vardı sergen önce getirmişti o bile evet. nispeten ortalamanın çok üzeri bir defansif orta sahaydı o ligde bir gol atmış Cornelius geldi kaç gol attı gördük yani evet. İtalya, İngiltere, Fransa yani ben biraz işin matematiğinde bizim ligimize uygun görüyorum. Yani Galatasaray'ın iki tane kadro planlaması oldu 2017 Tudorlu planlama komple Fransa kökenli oyuncular evet. yani Mariano'nun Avrupa başlangıcı Fransa, Fegüli'si, Berlanda'sı aynı şekilde Gomis. O takım çok net iki sene üstte şampiyon oldu. Geçen sene... Kaleci gelmişti yine Fransa'dan. Tabii Cedric Carasso. Aros o da iyi bir kaleciydi. 500 maçı vardı Lig 1'de. E dönelim bu sezonki Galatasaray tamamen İtalyan ağırlıklı. İşte Oliveira'sı, Mertens'i, Torreira'sı hep İtalya'dan. Icardi de PSG'den gelse de Kayeri Inter'le hatırlanacak bir oyuncu. E biraz Fenerbahçe bence rol model olarak burada e, ligden çok Galatasaray'ın stratejisini e, biraz e, yani bu Esinlenme diyelim olabilir. Nedir? Okan Hoca Galatasaray o proje bu sefer İsmail Kartal Fenerbahçe'nin camianın bildiği bir isimden elde Sonrasında nedir? E, Ceko e, 15 gün önce Ligi finalinde 11 çıkmış bir oyuncu. Hı -hı. Kent dersek DNA'sında sürekli şampiyonla oynayan bir takımda e, mücadele etme evet, var. O önemli Deniz değil mi? Da bence evet. önemli. Biraz transfer işte Paris için ismi konuşuluyor Zaha'nın biraz daha CV olarak geçen sezonki Galatasaray'a benzer hamleler göreceğiz sanki Fenerbahçe'de. Böyle çok örnek vereyim. Lincoln Önike yani nereden e, takım mesela e, benim çok bildiğim hakim olduğum bir yer değildi. Yine Gustavo Önike'nin geldiği e, takım hatırlayalım. Araun'un, o tarz denemeler olmayacak bence. Bu sefer daha garanti isimlere yönelecek Fenerbahçe. Peki Öyle bu gözüküyor. Saydığımız isimlerden gidecek olan acaba kim olabilir? Hani böyle çok Arda dışında Fenerbahçe'de bu oyuncuya teklif var. Şu oyuncuya teklif var haberleri çok fazla gözükmüyor. Aynen. Yani Ferdi'ye bir ilgi var ama ha, Ferdi zaten hani herkes Aynen. Ferdi'nin ama oldu. şu anda gitme ile ilgili bir düşüncesi. Hı. Yönetim de asla onu bırakmayacak Tabii. öyle gözüküyor. Tabii ki bu biraz da kamp dönemiyle alakalı. Yani şimdi sizin kağıt üzerinde göndermeyi düşündüğünüz bir oyuncu kamp döneminde çok acayip bir çıkış yakalayabiliyor. Önümüzde bir Saşaboy örneği var geçtiğimiz sezon aynen yaşadığımız. Öyle. Sezon başında hiç planda olmayan bir oyuncu. Kampa bile götürülmedi. Kendi başına kulüp aradı Fransa'da ama geldi Galatasaray'ın yıldızı oldu. Şimdi o yüzden de biz mesela herhangi bir oyuncu hakkında burada direkt peşin fikirli konuşamayız ki. Bence İsmail Hoca'nın da hiçbir oyuncuyla alakalı peşin bir hükmü yoktur. O da mutlaka her oyuncu görmek isteyecek. Ama tabii tahminler yürütebiliyoruz. Mesela Gustavo Henrique, yani Fenerbahçe'nin o bölgeye takviye de yapacağını düşünürsek sağ stoper bölgesine bence büyük ihtimalle... Yolların ayrılacağı bir isimmiş gibi duruyor şu an kağıt üzerinde. Yine Diego Rossi'ye bazı teklifler var. Brezilya'dan var, İtalya'dan var. Rossi ile alakalı bir ayrılık süreci olabilir. Çünkü Kent geldi, Fenerbahçe Zaha'yı çok ciddi şekilde istiyor. Evet. Zaha olmadığı yine o bölgeye başka bir oyuncunun ismi gündeme gelecektir. O yüzden de Rossi'nin bence ayrılığı sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Osterwald'e çok konuşuluyor bence. Ee, biraz beklememiz gerekiyor Oscar starboard ile alakalı Hani benim çok umutsuz olduğum bir oyuncu değil çünkü iyi bir kumaşı olduğunu düşünüyorum geçtiğimiz sezon evet çok başarısız oldu ama ben İsmail Hoca ile beraber onun da çıkışta kalabileceğini söyleyebilirim yani bon servisi gibi, yüzünden galiba biraz tabii ki, e, konuşuldu ya bu transfer bu isim mesela, hani, mesela Atiyon Fenerbahçe 750 bin euroya yani, alsaydı kimse bir şey demezdi ama 6-7 milyon eurolar konuşulunca şimdi Evet o bir oyuncunun sürekli oldu. peşinden gelen bir şey oluyor. Mesela İrfan Can Kahveci'ye onu yaşıyoruz. Evet. Yani hep İrfan'la alakalı şunu diyor taraftarlar. Ya bir adama biz 11 milyon euro verdik performans ortada. Dediğin gibi 2 milyon euro alınsaydı kimse bunu konuşmayacaktı. Bir de şu çok değil. garip. Geçen sene Fenerbahçe'de sıkışsanız Luan Perez'i Solbek kullanırsınız. İsmail Hoca dönemiz Salah'ı da oynadı Solbek. Aynen. Ferdi zaten sol bekte iyi oynuyor ve ben Lincoln Enrique de sol bekte beğenmeye başlamıştım. Oyun kurucu Andres Santos modelinde evet. oynatılıyordu. Yani o tarz elinizde bir alternatif bolluğu varken 7-8 milyon euro yatırım biraz devre yani ara Değil transfer mi? dönemi Samet Akaydın artı Osterwald'e neredeyse Zanyola kadar yatırım yaptı. Zanyola da öyle bir yetenek ki iki maç oynadı. Her türlü piyasa yaptı sonuçta. Hani o yatırımın zararı olmaz Galatasaray açısından. Benim Jesus dönemini zaten eleştirme sebebim başlıca sadece transferler. Transferdeki Batu Şay dışında hep karavana atılması. Batu Şay bir tek evet, istatistik Gelip de böyle ne oynadı dediğimiz Ara transfer. Bence olmaz mesela Ara yani. yani Eze'nin golünü bir izleyelim. Arao'nun nasıl hata yaptığını doğru. göreceğiz. Ee, yine yani uçup kaçan oyuncular değildi. Burumadan şu an kar yapmış olsa da. Emre Mor yine aynı şekilde. Birçok transfer yaptı Fenerbahçe ama Galatasaray gibi hani başarı oranı %70, %80 değil. %20'lerde kalınca Jesus derim ama işin diğer kısmı da Fenerbahçe'ye ben çok başarısız diyemiyorum geçen sezon. Sonuçta 3 kulvarda mücadele etti. Evet. Galatasaray ve Beşiktaş'tan resmi maç sayısında sanırım 17 maç daha fazla. 50'nin üstüne Tabii. çıktı. Ve Avrupa Ligi'ni alan Sevilla'ya elendi. Kupayı aldı. Ligde de son 2 hafta. Havalı ortalaması da gayet iyi aslında. Kötü değil.